Arkadaşlar bugün şu elimizde gördüğünüz diasporu keseceğiz. Türk diasporunu. Taşın kırılma şeklini görüyorsunuz. Bunu ben taşı zayi etmemek için bu taşı kurtarmak için yanlamasına bir kesim yapmaya çalışacağım. Şöyle şu şekilde. Şu şekilde bir kesim yapmaya çalışacağız bakalım. Gördüğünüz gibi. İnşallah güzel şeyler yapacağız bakalım. Başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taşımızın en uzun kenarını zımparamızın üzerine göre ayarlayacağız. Ve buradan faset kolumuzun vidasını sıkıp önce şu şekilde burayı alıp tekrar karşılığını açıdan şuradan çevirip iki yüzeyinde yapmış olacağız arkadaşlar. Gayet güzel gidiyor. İstediğimiz açıyı verebiliyoruz. Çok güzel. Arka kısmını kestiğimiz taşımızı şu anda bakır diskimizle parlatıyoruz arkadaşlar. Şimdi kestiğimiz açıda parlatma yaptığımız için parlatma işlemi kolay olacaktır. Evet arkadaşlar. Kesimimizi yaptık. Gerçek bir diaspor taşının kesilmiş şeklini görüyorsunuz. Biraz önce videoda bu taşı nasıl kestiğimizi gördünüz arkadaşlar. Tamamen kendi kestiğimiz taşımızdır bu. Taşın içerisinde beyaz bir sarı bir iz gibi bir şey var. O çatlak değildir. Sol tarafta görüyorsunuz. O taşın içerisinde olan bir şey. Ama gerçekten de kesim şekli güzel. Aslında ben bu taşı kurtarmak için kestim. Bu taş biraz yamuktu ilk başta gördüğünüz. Ben bu taşa göre bir kesim yaptığım için taşımızı da değerlendirmiş olduk. Çok güzel bir kesim oldu bence. Evet arkadaşlar. Bir taşı keserken çok fazla abartıp aşırı faset yapmaya hiç de gerek yok aslında. Taş nasıl bir kesim istiyorsa o şekilde yapmak lazım.
Bakın arkadaşlar. Sade ama gerçekten de gösterişli bir kesim oldu bu. Şöyle bakıldığında gerçekten de taş şahane. Yani siz sadece bu kadarını görebiliyorsunuz aslında. Yakından görseniz gerçekten de gözleriniz kamaşır yani. İnanın buna.